Evet değerli izleyenler, Konya Tarım Fuarı'nda Atlas Tarım Makineleri sponsorluğunda bu seferki stand ziyaretimiz Aydın'dan katılan firmamız Toprağın Efesi ve Demiri Sanata Dönüştüren Adres sloganıyla Efe Ziraat Aletleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Akkın'la beraberiz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Sloganı yalnız söylemedik herhalde değil mi? Doğru. Üç tane zaten sloganımız var. Bir tanesi işte sizin dediğiniz gibi Demiri Sanata Dönüştüren Adres. Diğeri değişen teknolojinin yenilikçi yüzü. Diğeri de toprakla bütünleşen güç, Efe Ziraat. Evet, sloganlarınız güzel. Kullanması da güzel, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Nasıl gidiyor efendim Efe Ziraat aletlerinde çalışmalar, yenilikler var mı? Ya, Konya Fuarı sizin müdavimi olduğunuz fuarlardan bir tanesi. Sizleri dinleyelim, buyurun. Çok güzel geçiyor. Hani buraya iki farklı standta katıldık. İşte dışarıdaki açık alanda da bir standımız var. Üçüncü holde de değişik makineler yaptık. Onları da sergiledik. Herhalde yani, içeride yer bulamadığınızdan mı yoksa herkese ulaşalım diye? Evet, yer bulamadık. Yani, biz yerimizi büyütmek istiyoruz ama tabii katılım da fazla olduğundan dolayı yer de bulamadık. Yerimizi genişletemedik. Ama bütün makinelerimiz bizim için özel. Hepsi önemli. Bunun için bunları sergilemek, çiftçiyle buluşturmak için iki farklı stand açmak zorunda kaldık. Yani ikisinden de memnunuz. İşte içerideki şu anki bulunduğumuz standta daha çok büyük traktör ve Avrupa'ya, yurt dışına hitap eden makineler yaptık. Yani 200 ve üzeri 600 beygir traktöre kadar kullanılabilecek makineler üretiyoruz. Onları sergiliyoruz. İşte burada 400 beygirle kullanılabilecek, 500 beygirle kullanılabilecek, 300 beygirle kullanılabilecek makineler şu an sergileniyor. Ve yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizden çok iyi dönüşler alıyoruz. Bizi çok mutlu ediyor. Yani toprağı seviyoruz. Ben çiftçiliği seviyorum. Gerçekten makineleri üretirken çiftçi mantığıyla düşünüp bir makine mühendisinin teknolojiye bakmasıyla birleştirip makineleri üretmeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman tabii ki esinlendiğimiz oluyor. Bir kopyalama düşünmüyoruz. Teknolojiyi takip etmeye çalışıyoruz. İşte çiftçilerin işini kolaylaştıracak özel makineler yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun gerçekten bunun da karşılığını aldığımızı görüyorum. Hani biraz övünmüş gibi oluyoruz ama gerçekten para kazanmak tabii ki önemli ama bir makineyi üretip onun çalıştığını görmek, çiftçiden o övgüleri almak ne parayla ne pulla hiçbir şeyle ölçüşmüyor. Yani beni de ayakta mutluluk tutan en büyük güç de çiftçilerimizden gelen övgüler. Bunlara layık olmak için de sürekli kendimizi yenilemeye devam ediyoruz. Siz de zaten bunu takip ediyorsunuzdur. Evet, sizleri takip ediyoruz. Zaten yapmış olduğunuz makineler Avrupa fuarlarında gördüğümüz makineler ayarında. Evet. Gerçekten hem beygir anlamında büyük güç isteyen traktörlerde kullanılan ürünler. İnşallah Konya Fuarı da bu mutluluğunuzu pekiştiriyordur. Nasıl evet geçiyor? Ya çok güzel geçiyor. Yani dediğim gibi artık Türkiye'de de jenerasyon değişiyor. Traktörler büyümeye başladı. Yani en basit ben kendim yaşadığım bir şey anlatayım. Yıllar önce 96 yılında traktör alacaktım. Çift çeker traktör almak istedim. Rahmetli babam dedi ki senin ucu dönme traktörün mü var, tarlan mı var, çift çeker traktör alacaksın. Ne gerek var diyordu. Daha sonra tesadüfen bir firmanın bayilini yaptık. Çift teker traktörleri görmeye başladı. Aa dedi bundan kendimize de alalım dedi. Kullanınca onun rahatlığını gördü. Gerçekten eskiden Avrupa'da gördüğümüz işte 150-200 beygir, 300 beygir traktörler şu an bizim Türk çiftçisi tarafından da inanılmaz derecede talep ediliyor. Onların talep etmesi bizim bu makineleri daha çok yönelmemize sebebiyet veriyor. Avrupa'da büyük traktörler de var ama kendi ülkemizde olması bizim arka çalışmalarımızı daha da detaylandırıyor, daha da güzelleştiriyor. Çünkü ürettiğin makineyi deneyebilecek traktörü bulabiliyorsun. Önceden bunu bulamıyordun. Hani ben hatırlıyorum 600 kilometre, 700 kilometre yola gidip ben bir büyük traktörle ürettiğin makineyi denedim. Yani bu da bir maliyet, bir masraf, bir zorluk. Ama şu an yakın çevremde bu tür traktörleri görünce hem mutlu oluyoruz, hem makinalarımızı deneyip onlarla beraber istişare edip doğru makineleri üretiyoruz. Evet.
çiftçi memnuniyeti sizin için en önemli unsur olduğunu ifade ettiniz. Zaten bunda sahada kullanıcılar en büyük ispatı oluyor efendim. Ürün yelpazesinde yenilikler var mı? İsterseniz ürün yelpazesine de girelim. Tabii ki. Şimdi zaten her zaman benim bir sloganım var. Öyle bir dönemdeyiz ki doğru traktör, doğru ekipman, bilinçli çiftçilik, düşük maliyet, yüksek verim. Bunları yaparsak ayakta kalabileceğiz. Şimdi biz bu fuara iki tane, birçok özel makinamız var da, mesela kompaktör dediğimiz tohum yatağı hazırlama için özel bir makine yaptık. İşte kıştan çiftçimiz yerini sürmüş, baharında yerini hazırlayacak. Ayçiçek ekecek, mısır ekecek, pamuk ekecek. Tek seferde bu kompaktör dediğimiz makinayla tarlaya girip ekimini yapabiliyor. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Yine arkada özel bir makinamız var. Bir pulluk mantığıyla çalışıyor. En sert arazide dahi bir pulluk gibi batıp toprağa çevirme özelliğine sahip. Ve arkamızdaki, evet, arkamızdaki makina aynı zamanda çamurda dahi çalışabiliyor. Traktör yürüsün yeter ki. İşte bu çiftçiye zaman, yakıt, karlılığı olarak ve işçilik maliyetlerini düşürerek kazan sağlıyor. Önce zaman, yakıt, hani bunları düşünerekten nasıl kolaylıkla tarlamıza ekim hazırlarız, bunların peşindeyiz. Evet. Bunları düşünerekten makineleri üretiyoruz. İnşallah da çiftçilerimiz bu ürettiğimiz makinelerden memnun kalıyordur. İnşallah Mehmet Bey. Başarılı bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz teşekkür ederiz. Efendim. Sağ olun. Kolay gelsin. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyenler, Aydın'dan katılan firmamız Efes Ziraat Aletleri ve Mehmet Akkın ile beraberdik. Kendilerine başarılı bir fuar geçirmeleri dileğiyle Atlas Tarım Makineleri sponsorluğuna kaldığımız yerden devam edecek efendim.